Babam Kırıkkale'deydi. Nahiye müdürüydü. Bir yandan da mülkiye imtihanlarına çalışıyordu. Ben 4-5 yaşında, 5 yaşındaydım. Bir çocukluk ki Kırıkkale, Reşadiye, Kandıra, Posof, Ayvalık, Arnavutköy'de aileyi, İzmit'te aileyi ziyaret. Çünkü anne tarafı Boşnak, Bosna'dan geliyorlar. Ağır ceza reisi olduğu söyleniyor büyük dedenin. İzmit'te bir konak, Karamürsel'de bağlar vermişler. Baba tarafı Ali Rıza Efendi, dedem Efkaf Müdürü, babamın dayısı Hasan Tahsin, Abdülhamid'in Emniyet Müdürü. 1913'te aile bu tarafa geliyor. Neyse, yani böyle bir ailenin içinden gelmişiz. Posof ufacık bir kasaba, 6 ay kapanıyor. Ilgar Dağı var. Bugün bile geçiş zordur kışları. Ben 2,5 sene orada hiçbir şey görmedim. Ne sinema gördüm, ne otomobil gördüm. Ayvalık'tan Amerika'ya gittik. Ann Arbor. Ann Arbor'dan Detroit'e. Babam Detroit'te belediyede danışman şey olarak çalışıyor işte. Görgüsünü artırmak üzere. Bir senelik üniversiteden sonra orada belediyede çalışıyor. Ben de bir okulda zenciler, Meksikalılar ve Çinlilerle beraber bir okulda okuyorum. Kız kardeşim de şeye gidiyor, anaokuluna gidiyor. Bir kavga çıktı bir gün. Çünkü benimle alay ediyorlardı. Turkey, Turkey, gulu gulu Turkey diye. Kavgada 2-3 kişi üzerime geldi. Yani ben gittik kavgada bir yumruk filan yedik. Bir Çinli yardım etti bana. Şimdi ben yarım yamalak İngilizcemle Çinliyle konuşuyorum. Kız kardeşim yanımda ağlıyor. Diyorum ki yarım yamalak İngilizcem. Although you are my enemy, you help me. Sen benim düşmanım olduğun halde bana yardım ettin. Çocuk diyor ki bana, ben niye senin düşmanın olayım? Çünkü sen Çinlisin diyorum. Çünkü ben o sırada Bozkurtların Ölümünü okumuşum. Neyse, ben ondan sonra Amerika'dan döndük. İzmit, Silifke, Tarsus'ta Amerikan Koleji, ikinci sınıfta çaktım Cebir Türkçe ve İngilizce'den. Babam Edremit'e tayin oldu Halk Partili kaymakam diye. Silifke'den Demokrat kaymakam diye Tarsus'a aldılar. Tarsus'tan Halk Partili kaymakam diye Edremit'e aldılar. Ben Edremit'te hayatımın en güzel okul günlerini yaşadım, bir cumhuriyet okulunda. Harikulade bir okulda, harikulade öğretmenlerle. Oradan da babamı komünist kaymakam diye Gediz'e gönderdiler. Anadolu Lisesi'nden mezuniyet, babamın elimden tutarak hukuk fakültesine göndermesi beni. Hukuk fakültesinden İngiliz filolojisi, oradan felsefe filan falan, hiçbir yerden mezun olamadan tiyatronun içinde buldum kendimi. Cumhuriyet benim için şunu ifade ediyor. Yani cumhuriyeti kuranlar da gene baktığın zaman İttihat Terakki'nin içindeki insanlar, değil mi yani? Öyle. Bir Moray Yarımadası'ndaki zulmü hatırlıyorum. Ulus devletçiliğin, ulus devletlerin çoğalmasını, Arnavutluğun, Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın ve korkunç bir Türk düşmanlığının oluşunu biliyorum. Okuduklarımla biliyorum bunu. Zulmü biliyorum. Benim arkadaşım Ali Gür'ün ailesinin Karadağ'dan Selanik'e aç sefil geldiğini, oradan bir vapura bindirildiklerini, oradan Hayfa'ya gittiklerini, Hayfa'dan ondan sonra İzmir'e geldiklerinde don gömlek ve açlıktan ailenin yarısı ölmüş vaziyette geldiklerini biliyorum. Cumhuriyet benim için bir kurtuluştu. Yeni kurulan devlette Çanakkale Savaşı'yla, Kurtuluş Savaşı'yla, Kürt'ü, Türk'ü, Rum'u, Yahudisi, şuraya bakın ki Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkan adamdır İzmir'de, bir Yahudidir. Kürt kardeşlerimiz Çanakkale'de olsun, Kurtuluş Savaşı'nda olsun savaşmışlardır. Yahudi ve Rum arkadaşlarımız savaşmışlardır.
Hatta Ermeni kardeşlerimiz birbirine düşürülmüş bu milletlerin arasından bir başka ulus devlet çıkardı. Çıktı. Bu bir mucizeydi. Bu bir kurtuluştu. Bunun içinde özellikle Kürtler ve Türkler eşit haklarla bir devletin içindeydiler. Azınlıklar için mümkün olan en iyi şartlar düşünülüyordu. Cumhuriyet bana ne mi ifade ediyor? Cumhuriyet benim için bir kurtuluştu. Ama Cumhuriyet'i ne hale getirdik? Onu düşünüyorum. Büyük bir heyecandı. Eski fotoğraflara baktığım zaman, babamla olan hayatımı düşündüğüm zaman, köy okullarının kuruluşunu gördüğüm zaman, köy enstitülerindeki çalışmaları gördüğüm ve hatırladığım zaman büyük bir umuttu. Bu umut söndü mü hala? Benim insana olan umudum asla kaybolmadı, kaybolmayacak. Cumhuriyet bir umuttu. Onu söylerim. Umuttu. Hala da umuttur. Edremit'te evde okunan bir evdi. Evde Alaturka müzik dinlenirdi, türkü dinlenirdi. Evde klasik müzik dinlenirdi. Kitap okunurdu. Abdullah Hamitler bile vardı. Hatta küçük kız kardeşim almış, ben kitap okuyorum diye o da tezeri almış eline. Abdullah Hamit'in onunla dolaşıyordu. Ben Varlık Yayınları'nı okumaya başladım. Michel Zebeko'nun 9 cildini verip Erhan diye bir arkadaştan Kuyucaklı Yusuf ve Sırça Köşk'ü aldım. 14 yaşındaydım. Marco Paşa dergisini gider alırdım. Niye alırdım ben de bilmiyorum. Ama Marco Paşa'yı alırdım işte. Aziz Nesin'le Sabahattin Ali'nin dergisini. Çocukken bile alırdım. Marco Paşa adımı hoşuma giderdi ama yazılar da hoşuma giderdi. Burhan Feleği de okurdum. Ondan sonra Varlık'tan Orhan Kemal'i Avare Yılları, Baba Evi'ni okudum. Bu arada Emil Zola'ları okudum. Çünkü Edremit'te halk evlerinin kütüphaneleri kapatılmıştı fakat anahtarı babamdaydı. İçeride Emil Zola okudum, Toprağı okudum, Germinal'i okudum, Ivan Bunin'i okudum, Zoschenko'yu okudum, Maxim Gorki'yi okudum. Ne kadar anladım o başka ama okumaya müthiş hevesim vardı ve tiyatroda yaptık orta 2'de daha. Duvar gazetemiz vardı, yazılar yazıyorduk. Devamlı okudum. Okumak beni dünyaya açtı. Dünya bambaşka. Hani Nazım Hikmet'in bir yolcuda bir final lafı vardır. Pencereyi kapatma. Pencereler kapandığı için. Belki de bunun için biz kötü olduk. Pencereyi kapatma. Keşke 100 pencere olsa da 100'ünü de açsak. Ya okumak bu kadar önemli. Ama bugün acaba günümüzde halkımıza, köylümüze, emekçimize neleri nasıl okuması gerektiğine dair ipuçları verebiliyor muyuz? Emekçimize o zamanı verebiliyor muyuz? Demokrasiden bahsediyoruz, cumhuriyetten bahsediyoruz da demokrasiden bahsederken eşitlik dediğimiz zaman çocuklarımıza ya sadece Diyarbakır, Çıldırır, Kars değil Baba Eski, Kırklareli köylerindeki çocuklarımıza hangi eğitim sistemini verebiliyoruz acaba? Köy enstitülerini komünist diye kapattık. Peki onlara karşılık ne verebiliyoruz? Beyoğlu'nda bu binlerce işsiz, umutsuz dolaşan gence ne verebiliyoruz acaba? Cumhuriyet derken, cumhuriyette bunları görüyordum. Demokraside daha da fazlasını istemek hakkım benim. Bu arada hep bir gizli polis korkusu başlamış vaziyette. Çünkü meraklıyız. Ben mesela Remzi Kitabevi'nden Mülkiyetin Tarihi ve Marksizm Nedir diye iki kitap alıyorum. Neyse, Mülkiyetin Tarihi ve Marksizm Nedir bende yeni sual işaretleri uyandırdı. Neydi bu? Bir adaletsizlik vardı tabii. Bir gene vardı ki Tevhid-i Tedrisat Kanunu içinde okuduk ortaokulu. Eşit okullarda okuduk. Kasket giydik hepimiz.
Ondan sonra lise 1, lise 2 ve birdenbire 1955 yılında üniversitede 6-7 Eylül'ü gördüm. Bir kıyametle karşılaştık. Arkasından Vatandaş Türkçe Konuş kampanyası, Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır, Komünizmle Mücadele Dernekleri ve üniversitede artık ben tiyatrodaydım zaten ve Yılmaz Güney ile tanıştım. Yılmaz Güney, annesi Muşlu, babası Siverekli, Zaza ve Kürt karışımı bir delikanlıydı. Çok güzel Türkçe konuşuyordu, çok güzel hikayeler yazıyordu. İktisatta okuyordu. 56. 20 yaşındayım. 57-58. 13 dergisinde yazdığı 3 bilinmeyenli eşitsizlik hikayesiyle 7,5 seneyle yargılandı. 2,5 sene Niğde hapishanesinde yattı. 60 yılında inkılap geldi derken ve boynu bükük bir senede sürgün yaşadı Konya'da ve boynu bükük öldüler diye bir romanla geldi. Kolay mı? Sonra bu romanı Demirtaş Ceyhun'la Arif Keskiner bastılar. Yılmaz Güney artık çirkin kral olmuştu. Kimse okumadı kitabı. Ve Çirkin Kral'ın kitabını devrimci yayın evleri de vitrinlerine koymadılar. Zaten başka bir grupta Yılmaz Güney'i sadece lumpen bir adam olarak görüyordu. Yılmaz kendisini kabul ettirdi ve oradan Umut'u yaptık. Özdemir Asaf'la tanışıyorum. Can Yücel'le tanışıyorum. Münir Özkul'un tiyatrosunda oynuyorum. Cahit Irgat'la tanışıyorum. Cahit Irgat'ın kitaplarını köprü üstünde bulmuşum, ortalığı bulmuşum. Rüzgarlarım konuşuyoru bulmuşum. Bu şehrin mahzenleri yerin kokar, kan kokar. Şehrin mahzenlerinde cinayet var, ölüm var. Ya da anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi, serile serpile, boylu boyunca. Karınca kararınca değil ama. Anne, anne girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var diye savaşa karşı. Can Yücel'i okuyorum, Özdemir Asaf'ı okuyorum. Başka ne olabilirim ki? Ben bir komünistim. İsteyen ne derse desin. Nedir komünizm acaba? Bir rüyadır. Ben bir rüya görüyorum. Birilerine benzemek için söylemiyorum. O benim rüyam. O benim cennet bahçem. Orada insanlar eşit. Orada insanlar özgür. 1 milyar insan açlıktan ölüyor bugün. Medeniyet, kapitalizm ve emperyalizm İşte insanoğlunu bu noktaya getirmiştir. Petrol ve gaz, doğal gaz boruları kesildiği anda Avrupa ne olur acaba merak ediyorum. Ama Orta Doğu kan gölü içinde. 1 milyon insan öldürüldü Irak'ta sadece. Afganistan'da neler oluyor kimse bilmiyor. Ben ne olabilirim başka? Ben demokratım ama komünist de demokrattır zaten. Çünkü önce birey olmak gerekir. Önce insandan yana olmak gerekir. Önce bütün dillere ve dinlere saygı göstermek gerekir. Adorno'nun o sözünü hiç unutmamak gerek. Ana dili ana vatandır. Bir insanı ana vatanından kovamazsın. Ana dilinden arındıramazsın. Biz 1965'lerde çalıştığımız zaman şu lafları söylüyorduk. Üniversitelerimizde neden Kürtçe, Ibıkça, Çerkezce, Lazca enstitüler kurulmuyor? Neden acaba seçmeli ders olarak Kürtçe okumuyoruz? Thank you.
Ondan sonra 27 Mayıs sabahı umutlarla uyandık. Ve yasağa da mahkemesi başladı. Ne umutlar, birdenbire mahkeme bir intikam revüsüne dönüştü. Bebek davası, don davası ve idamlarla sonuçlandı. Genç sanatçılar olarak idamlara karşıydık. Acı bir şeydi. Ama yeni anayasayla Nazım Hikmet birdenbire ortaya çıktı. Kurtuluş Savaşı destanı yayınlandı. Şeyh Bedrettin üzerine bir kitap yayınlandı. Yön dergisi çıkmaya başladı. Ve bir özgürlük ortamı vardı bu anayasayla, yeni anayasayla. Artık bu yeni anayasanın verdiği, şimdi umutlarla demokrasi, cumhuriyetin çok önemli bir noktaya geldiği düşüncesi, ama işte yukarıdan verilen bu tip kararlar acaba nerelere bağlı oluyor, nasıl oluyor, kendiliğinden mi yoksa belirli işaretlerle mi oluyor, nereye doğru gidiyor, birdenbire fraksiyonların belirlenmesi sonunda 68, biz Devri Süleyman'ı oynuyoruz, Teneke'yi oynuyoruz, komisyonu oynuyoruz halk oyuncuları olarak ve Muş'a gittim. Yılmaz orada askerdi. 227. Piyade Alayı'nda. Önce otele gittim. Haber gönderdi. Annesiyle beraber oturduğu eve aldırdı beni. Annesi bir odada yatıyordu. Yılmaz bir odada. Yere bir yatak serdiler. Ben yerdeki yatağa yatmak istedim. Yok dedi. Aa dedi. Sen dedi karyolada, ben yerde yatacağım. O yatmam dedim. Orası senin yatağın. Ben niye yatayım senin yatağında? Yatacaksın dedi. Biz de hani ben dedi misafirimi yerde yat. Ben misafir değilim dedim. Arkadaşınım senin. Arkadaşımsan daha iyi. Arkadaşım orada yatar dedi. Ve ben karyolada yattım. Yılmaz yerde yattı. Devamlı konuşup dertleşiyoruz. Neler yapabiliriz daha diye. Yılmaz'la arkadaşlığımız, dediğim gibi, o iktisat fakültesinde okurken ben de İngiliz filolojisinde hukuktaydım. 56 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oynarken ben Özdemir Han'la beraber Bebek'te bir bodrum katında otururdu. Oraya gitmiştik. Sonra üç bilinmeyenle eşitsizlikle hapse girip çıktığı zaman gene karşılaştık ve beni sinemaya çekmek istedi tiyatrodan. Tiyatro yapalım. Sinema yapalım. Sen gene tiyatronu yaparsın ama sinema çok önemli. Sinema çok önemli. Sinemayla başaracağız. Sinemayla halkımıza gideceğiz diye. İlk oynadığım film Üçünüzü de Mıhlarım'dı Yılmaz'la. Bilge Olgaç çekti. Ondan sonra Konyakçı Kabadayılar Kralı, ondan sonra Sayılı Kabadayılar, Haracıma Dokunma, Çirkin Kral, Krallar Önde Gider, daha birçok film böyle oynadığımız beraber ve nihayet askerden sonra Umut'la yeniden başladık. Bu filmleri yapan Yılmaz Güney, daha önce ben tiyatrodayken yalnız Seyit Han'ı da yaptı. Çok güzel bir filmdir Seyit Han. Seyit Han'ı ve Çirkin Kral'ı ben bazı yabancı prodüktörlere göstermek üzere İstanbul'a geldim. O gelemiyordu. Ondan sonra Umut konuşuldu durmadan ve askerliğini Yılmaz önce bitirdi benden. O çıktı geldi. Ben yaz tatilinde, yedek subay öğretmen olduğum için yaz tatilinde İstanbul'a geldiğim zaman Umut oynayacağız dedi ki ben izin alamıyorum yani. O zaman rapor aldım. O raporla Adana'ya gittik ve Umut'u yaptık. Yani bu filmleri yapan Yılmaz, o inanılmaz gücüyle Umut'u çıkardı ortaya. Benim için bir sinema dehasıdır Yılmaz. Hala Umut dünyanın en iyi 100 filminin içindedir. Yasaklandı.
Film kaçırılacak, nasıl kaçırılacak bilinmiyor. Ben askerliğimi bitirdim bu arada. Yılmaz dedi ki, sen git dedi, takdim et filmi dedi, kaçıracağız filmi. Yani artık hudutların kanununa izin vermediler, buna da izin vermiyorlar. Biz ne yapalım, biz de dünyaya açılmak zorundayız. Arif Keskinler kaçırdı filmi. Bir bavula koydu, bir bavula koydu, ondan sonra hava yollarına gidildi. Orada bir hamalla 500 lira verdi. Dedi ki, bu bavulu uçağın yanında göreyim, sana 500 daha vereceğim dedi. Biraz sonra bavul uçaktaydı. Arif bir 500 daha verdi. Ondan sonra atlayıp gittiler. Ben, babam o sırada İstanbul Vali Muaviniydi. Bana pasaportumu uzattı. 1962 yılından bir pasaportum vardı. Uzattık ve ben otobüsle çıktım. Çünkü otobüsle çıksın demişler. Kana gittik. İyi gitmişim çünkü film bavulda karmakarışık geldi. Onları birleştirdik, bir araya getirdik ve akşam filmi gösterdik. Çok başarılı bir gösteri oldu. Çok güzeldi. Arif bir kapıda, ben bir kapıda duruyordum. Filmi ben takdim ettim, ben konuştum. Sonra filmi kaçırmaktan dolayı Yılmaz yargılandı. Ondan sonra filmi Lucarno Festivali istedi, özellikle istedi. Yani ödül vermek üzere istediğini biliyorum. Fakat o zaman Yılmaz içeri girebilirdi kaçırmaktan dolayı. Çünkü bir işçi 16 milimetre bir kopya götürmüş diye idare ettiler. Türkiye'de her şey idare edilebiliyor. Fakat filmi takdim eden bendim ve bu arada 1970 Balyoz Harekatı başladı, bastırdı. Ben artık Türkiye'ye dönemezdim. Sürgünlük böyle başladı. Çünkü ben artık dönemezdim. Çünkü filmi ben takdim ettim ve takdim ederken şu lafları ettim. İşte bu film yasaklanıyor. Bu filmi yasaklayan devlet nasıl bir düşünceye sahiptir? Bunu sizlere bırakıyorum. Sürgün günleri. Sürgün, gönüllü sürgün benimki. Çünkü dönmüyorum geriye. Çünkü benim hakkımda bir dava yok. Ama tiyatromuzun elemanları içeride, sendikalı arkadaşlar içeride. Ben askerden geldiğim için kurtarmış vaziyetteyim aslında. Sevgilim, nişanlım İsviçre'de St. Gallen'de doktorasını yazıyor. Doktora konusu da komik. Unification of European Laws. Avrupa hukukunun kanunlarının birleştirilmesi, beraberleştirilmesi ya da. Onun yardımıyla, cebimde 5000 mark para vardı, onun yardımıyla kaldım. Gitme dedi. Ben İsviçre'deyim, iş arıyorum. Bulamıyorum iş. Aras Ören Berlin'den haber, telefon etti. Ufak bir iş var, gelip oynar mısın dedi. Almanca. Benim bir şiir kitabımdan bir film yapıyorlar dedi. Niyazi'nin Nauni Sokağı'nda işine. İlk defa sessiz kamerayla karşılaştım. 500 mark karşılığında bir inşaat işçisini oynadım. Mein Name, Karadenizli bir işçi yaptım. Mein Name ist Kazım Akkaya da. Ich habe hier 1958 gekommen. Aber ich bin der Liebling des Meisters, verstehst du, diye oynadım. Beğenildi. İkinci filmde 10.000 mark aldım. Onu oynadım. Üçüncü bir filmde oynadım. Pek film seçme durumum yoktu artık. Yaşamak için kazanmak, ekmek paramı kazanmak zorundaydım. Tekrar 78'de geldiğim zaman gene başka bir film yaparak geliyordum. Yılmaz Sürü filmini hazırlamış. Ve demiş ki, Hamo'yu Tuncel İhtiyar oynasın. Kimdir İhtiyar abi demişler. Tuncel Kurtiz demiş. Nerede bulacağız abi, o bir film çekiyormuş şimdi.
Siz Hürriyet gazetesine bir ilan verin, o gelir demiş şekerim. İçeri girdik. Hapishane müdürünün odasında oturduk, konuştuk. Ve 3 gün sonra trene atlayıp Siirt yolunu tuttum. Zeki Ökten ve sevgili Melike ile beraber harikulade bir hikaye çekmeye, benim hayatımın en önemli işlerinden birisidir sürü. Umut ve sürü. Filmi bitirip gene İsveç'e döndüm. Ondan sonra tekrar Bereket Topraklar için geldim. Gül Hasan filmini bitirmiştim. Bereket Toprakları bitirdiğimiz gün zaten artık Kenan Evren Paşa ile konuşacak halimiz kalmamıştı. Ayberk Çolak beni götürdü havaalanına. Gelmeyeceksin değil mi dedi. Gelmeyeceğim dedim. İsveç televizyonu dahil ordunun kadife çizmesi el koydu, ayak koydu diye yazdıkları zaman ben de bazı televizyonlara çıkıp yalandır bu, ordunun kadife çizmesi değil, resmen faşizm ayak basmıştır ülkeye. Ülke çok zor günlerin içindedir diye konuştum. Bu arada Yılmaz hapishaneden kaçtı Yol filmiyle beraber ve beni çağırdı. Duvar filminde oynadım. Duvar filminde oynadıktan sonra da zaten Türkiye Cumhuriyeti elçilikleri bana pasaport vermediler. Ondan sonra mecburen Çingene pasaportu denilen bir pasaportla dolaştım. Türkiye bir büyük yelpazedir. Ta Orta Asya'dan Rumeli'ye kadar, Viyana'ya kadar bütün kültürlerin birleştiği bir yerdir. Hele İstanbul. Bana nerelisin diyorlar, İstanbulluyum diyorum. Ama 1914'ten bu yana İstanbulluyuz diyorum. Dediğim gibi Yahudi kardeşlerimiz 1492'den beri İstanbullu. Rumlar, Ermeniler daha da eskiden. Peki Hititler, Luviler, Etiler, Urartlar, Kürtler, Lazlar. Yani öylesine bir yelpaze ki ve öylesine bir kültür ki bu. Bunu bir arada tutmak herhalde Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden birisi haline getirebilir. Bu kültürler o kadar önemlidir. Ne komünizm ne demokrasi bireyler oluşmadan meydana gelemez. Ancak bireylerle. Her şey değişiyor. Gelişecek de tabii. Ama nereye doğru gelişiyor? Türkiye'miz nereye gidecek? Sadece bir umutla diyorum ki umut insanda. Türkiye dilerim ki daha farklı şekilde, yani batılılaşarak değil, kendinleşerek ama batının objektif değerlerini alarak dünyaya açılabilmek lazım, kendi benliğimizden doğarak. Yunus Emre'yi unutmamak lazım, Tapduk Emre'yi unutmamak lazım ama Ciğerhun'u, Ahmedi Hani'yi de unutmamak lazım. Bizim sevgili Ermeni yazar arkadaşlarımızı unutmamak lazım. Neden Rumca şiirlerde yazılmıyor? Rüyamdaki Türkiye tabii ki insanların özgür olduğu, eşit eğitimin sağlandığı, Evliya Çelebi'nin ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar tarih dersinin yanında okutulduğu, Burhan Oğuz'un Türkiye halkının kültür kökenlerinin aynı şekilde ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar bir ders kitabı olarak okutulduğu,
kimsenin kimsenin dinine karışmadığı ama kimsenin kimseye de zarar vermediği özgür bir ülke diyorum. Böyle bir ülke yok. Ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere, ne Amerika. Yok böyle bir şey. Diyorlar ki beş parmağın beşi ayrı. Ama bütün dinlerde öldürmeyeceksin diyor. Komşun açken sen tok duramazsın, utanır insan. Ona yemeğinin yarısını vereceksin diyor. Ama bunlar hiç olmuyor. İşte onların olmasını isterim. Ortak çalışmayla, hep beraber, ırk, din, dil düşünmeden önce Türkiye'mizde, sonra dünyamızda özgür, ileri bir toplum kurulabileceğine inanıyorum. Ve bunun böyle olmasını istiyorum. Gençlerde gene bir umut görüyorum. Karşı koyuyorlar çünkü. Karşı koymak güzeldir. Ben kendime bile karşıyım. Ha bir hikayeyle bitirmek istiyorum bu konuşmamı sizlerle arkadaşlar. İrlandalının birisi büyük kıtlık günleri İrlanda'dan ailesini bir tekneye yükleyip yelken kürek yeni kıta yeni dünya Amerika'ya kürekle ve yelkenle gidiyor. Rıhtıma yanaştığı zaman soruyor. Burada hükümet var mı diyor. Var diyorlar. Ben muhalifim diyor. Ben de muhalifim. Muhalif olmak iyidir.